O gün peki eve geldiğinizde önce Uğurcan mı sana şiddet uyguladı? Yani o eğlence mekanında Uğurcan kalkıyor gidiyor. Gönlüm sen anlatır mısın? Ben anlatayım. Milaren tam şey yapamıyor da anlatamıyor. Evet. Zaten eğlence mekanından sonra Uğurcan'a telefon geliyor. Gidiyor telefon. O gelen telefon Yaren'de beni niye bırakıyorsun? Hani alkol aldım diyor. Hı hı. Nereye gidiyorsun falan diyor. İşte onun üstüne biraz tartışıyorlar. Çekiyor gidiyor. Nereye gittiğini bilmiyoruz. Artık ne kadar süreden sonra hatta bunlara diyor ki siz başka bir mekana geçin ben oraya geleceğim diyor. Geliyor geldikten sonra işte sen beni bu halde bırakıyorsun gidiyorsun diye Yaren'le Uğurcan tartışıyorlar. Hı hı. Alkollü oldukları halde motorla götürmeye çalışıyor yani. Aa. Evet evet hem onlar hem bunlar. Hı hı. Hatta şunu da söylediler tam hatırlamayayım kimin söyledi ama büyük bir ihtimal herhalde Uğurcan söyledi yanlış değilsem. Yaren onun arkasına binmek istemiyor. Hı hı. Motorun arkasına. Eniştesinin, yeğeninin, kocasının motoruna Yaren biniyor. Yani ne siz ne yani düşünceyle, ne cesaret alkollü kişiyi siz motorun arkasına katıyorsunuz. Yani ölümüne götürüyorlar resmen benim çocuğumu. Hı hı. Ondan sonra o şekil geliyorlar. Polislerden yani polis memurlarından sadece duydum Pozcu'dan yani Mersin Pozcu'dan kavgaları oradan devam ediyor. Eve kadar geliyor. Annesi Gül'ün oraya kadar. Hayır hayır bizim eve kadar değil. Annesi Gül'ün oraya kadar. Evet. Evet. Annesi Gül'ün orada artık ne oluyorsa bilmiyorum. Yeğeniyle Yaren tartışıyor sözde saç baş girişiyorlar. Çok kıymetli bir kızları soy ismi vermeyelim de yeğenleri anladığım kadarıyla. Evet, evet evet. Çok kıymetlidir. Orada demek ki benim kızımın üstüne çullanıyorlar. Dövmeye başlıyorlar. Oo. Evet. Dövüyor. Zeynep de dövüyor. Ay, çünkü bana beni. İnsanlar orada söylüyor. Annesi günün orada diyor kavga çok büyüdü. Polisler falan işte çağrılmış edilmiş. O esnada Samet'le Uğurcan yani yeğeninin kocası Zeynep'in kocasıyla Uğurcan Yaren'i eve getiriyorlar. Ama ara sokaklardan geçiyorlar. Kameraların olduğu yerden getirmiyorlar. Hı hı. Çünkü oraları avucu gibi biliyor onlar. Ara sokaklardan getirirken bizim orada bir kuaför var. Ona bir bayan söylemiş bayramın ikinci günü. Kızı demiş, Düneyn demiş, birileri demiş çok dövdüler demiş burada. Hı hı. Hatta polisi aradım demiş. Hı hı. Ondan sonra bağırdım siz kızı öldüreceksiniz. Niye bırakmıyorsunuz? Bırakın niye dövüyorsunuz? Kadına küfür etmişler. Hı hı. İşte karımdır falan diye. Ondan sonra Yaren'i alıyorlar. Tabii polisleri arıyorlar. Polisler geliyor bakıyorlar ama göremiyorlar. Hı hı. Sonradan polislere tekrardan ihbar gidiyor. Evin adresinin ihbarı gidiyor. Evin oraya kadar getiriyorlar. Orada da Yaren'i çok darp etmişler. Yani bana söylenilen... Kim anlattı bunları sana? Komşular. Komşular. Ama hiç kimse de hiçbir şekilde bana şahitlik yapmıyor. Yalvardım da yapan olmadı. Hangi mahalle bu? Mersin'de? Nerede? Hangi Mersin Kültür Mahallesi. Silifke Kültür. Caddesi. Evet Kültür Mahallesi. Kültür Mahallesi. Silifke evet. Caddesi'ndekilere evet. Sesleniyoruz. Apartman tamam. Adını da verebilirim. Benim kızım yere yani düşüyor demek o an nöbet geçiriyor. Kafasını yere vuruyorlar. Aha. Ya benim kızım kafasını yere vuruyor. Benim kızım kendinden geçiyor. Of. Sonradan hatta benim şunu da söyleyeceğim. Orada oturduğum ev sahibimin bir tanıdığı geldi bize. Ev sahibim gönderdi. Ben tanımıyorum. Biz hani emlakçıdan tutunca tanımıyorum ev sahibini. Git bak bakayım demiş. O kız yaşıyor mu yaşamıyor mu? O kadar yani. Evet kadın geldi çok ağladı. Yaren'e yaklaşamadı. Ondan sonra dedi benim oğlum görmüş dedi. Kızı döver. Görmüş ama dedi işte kızmış hatta çocuk elini dedi beline de atmış. Evet. Müdahale etmek için benim karımdır kimse karışmasın deyince çocuk çekmiş gidiyor. Yani başımı belaya sokmayayım diye. Evet. Bunu da benim evime gelen kişi söyledi bana. Hı-hı. Bunu bana çok söyleyen oldu. Bir dakika bir şey yazıyorum. Arkadaşlar bir bakar mısınız ya? Ve benim kızımın kafasını vuruyorlar. Nöbet geçiriyor. Benim çocuğum kendinden geçtikten sonra Samet'le Uğurcan elinden ayağından tutuyorlar. Apartmana kadar getiriyor. Bir halı gibi alıyor sırtına.
yukarı çıkartıyorlar. Herkes galiba yani sosyal medyaya böyle görüntüler geldiği için bir defa daha söyleme ihtiyacı duyuyorum ama çok net aşikar ortada. Neden anlaşılmadı ben de onu anlayamadım. Lütfen Özgür KJ'lerin ne olayı bir anlatır mısın? Ben de dördüncü defa vurgu yapıyorum. Bir kez daha anlatayım sevgili izleyiciler. Herhalde ekranda gördüğünüz fotoğraftaki genç kızın Yaren olduğunu Yaren olmadığını düşünüyorsunuz. Ama ekranda gördüğünüz bakımlı genç kız Yaren. Lütfen yazalım, onu altta olduğu gibi tutalım. Olayın anlaşılmadığı ile ilgili bir bilgi geldi. Kim anlamadıysa onu bir daha anlatalım o kişilere. Yani Yaren daha önce böyle sağlıklı, her şey yolunda, çok da güzel, bakımlı. Uğurcan'la da tanıştıktan sonra hayatı bambaşka bir yöne evriliyor. Bir ay yoğun bakımda kalıyor ve arkasından da 11 ay bitkisel hayatta kalıyor. 11 ay bitkisel hayatta kalıyor. Evet. Peki yani siz oraya gittiğinizde kızınızı yerde mi buldunuz peki eve gittiğinizde? Biz oraya gittiğimizde hastanede miydi? Hastaneye kaldırmışlardı. Evet. Hastanede kızınızla tabii konuşamadınız. Kendinde değildi. Görmedim. Görmedin kız, görmediniz yani. Bir ay yoğun bakımda mı kaldı? Sonra ne yaptınız? Yoğun bakımdan sonra ne dedi doktorlar size? Ya biz zaten eve geldik. Bize söyledikten sonra biz geldiğimizde olay yeri inceleme, polisler falan hepsi vardı zaten orada. Bu arada sevgili izleyiciler, anlamayanlar için sosyal medyada Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçmeye de kızımızın önceki görüntülerini ekranlara getiriyoruz. Lütfen Instagram'a da şu anda koyar mısınız bu videoları? Hadi arkadaşlar koyun lütfen. Hadi inşallah, tamam hadi bakalım. Evet, sonra? Ben en son aradığımda Yaren'in telefonu, annesi telefona baktı. Hı hı. Yaren dedi nöbet geçirdi dedi, şey üniversite hastanesine kaldırıldı dedi, ambulanstan götürüldü dedi. Ben hani Yaren bu kadar ağır mı dedim nöbet geçirmiş. Çünkü Yaren tamam nöbet geçiriyordu ama. Bu kadar ağır olmuyordu. Hayır hayır, değildi yani. Hı hı. Biz de bizim şimdi yol üstü ya, hastaneye giderken evimiz yolun üstünde, sahile yakın olduğumuz için biz evet. Evin önünden geçiyoruz. Geçerken olay yeri inceleme, polisler, millet kapının önü, ana baba günü. Aha. Hani Yaren de tabi bana telefonda geliyor böyle deyince tabi biz şey olduk yani, bir şey var bunda dedik. Aha. Biz hemen eve geçtiğimizde ne oldu ne oldu dediğimizde Yaren aşağı düştü dediler. Başka bir şey yok. Ben orada zaten düşmüşüm. Gerisini hatırlamıyorum. Yaren peki senin balkondan ittiği, seni balkona mı çağırdı? Hangi aylardan hangisi ay? Hangi ayda oldu bu olay? 2 Mayıs. Bayramın Mayıs'ta. Birinci günü. Mayıs, havada güzel. Peki balkonda mı tartıştınız siz kayınvaliden Zeynep'le? Balkonda mı tartıştınız? Seni evet. Balkona nasıl götürdü? Ne yaptın sen balkonda? Balkonda ne yaptınız? Hakan'la. Sen ne yapıyordun? Tüzün içiyordum diye. O geldi. Bana da ver diyor. Ben dedim ki al, vermem dedim sana. Ha, senden tütün istedi. Tütün istedi. Sen de vermedin. Evet. Vermedim bile. Hı hı. Geldi beni aşağı attı. Aa, itti böyle işte seni aşağı. Aa, böyle böyle. Böyle yaptı bana. Ha, boğazını sıktı. Boğazımı yundurdum. Ya Yaren düştüğü zaman hani Yaren kendini atmış olsa ya Yaren yüzüstü gider ya ayaklarının üstüne gider. Değil mi? Sırt üstü mü düşmüş? Yaren sırt üstü geliyor. Yaren seni boğazından sıktı. Yaren'i yakın görebilir miyiz lütfen? Evet. Seni böyle. Boğazından sıktı. Böyle yaptı bana. Evet kızım. Şöyle şöyle yaptı. Tokat attı. Geldi, evet, sonra aşağı attı beni. Dövdü beni, çok dövdü. Önce dövdü. Evet. Sonra da balkondan attı. Evet. Benim tahminim şu. Benim oğlum hayatı bitti, sen de öl diye... Benim kızımı resmen attılar. Başka hiçbir şey düşünmüyorum. Peki Uğurcan o zaman adli kontrol şartıyla mı dışarı çıkartılmıştı? Yani önce tekrar cezaevine gireceğini düşünerek herhalde böyle. Yani girse ceza, çok büyük cezaları varmış zaten, dosyalar çok kabarıkmış. Evet, çok... Yasaklı maddeden girmiş. Aynen öyle. Siz bunları sonra mı öğrendiniz? Ben hepsini Yaren bu hale geldikten sonra öğrendim. Uğurcan şu an cezaevinde mi? Hayır. Peki? Hani dışarıda. Evet. Peki beni sen... de darp etti. Aa, seni de darp etti. Tabii sonra. Beni darp etti. Ya çok çok olaylar. Evimin içinde silah çıktı. Silah mı çıktı? Evet. Arkadaşlar evim... düğün görüntülerini hazırladınız mı? Yetiştirdiniz mi? Tamam. Bir de o düğün görüntüleri ekranlara getirelim. Öncesinde aslında her şey yolunda. Yani onu da bir göstermek istiyorum. Hiçbir problem yok. Ama ne zaman işte maalesef içki problemi ve sonrasında kayınvalide seni hiç sevmedi mi?
Madde de kullanıyordu. Madde de kullanıyordu. Of. Kayınvalide Zeynep seni sevmedi mi hiç? Ha? Gelinlerini sevmiyordu ki. Gelinlerini sevmiyordu. Bir düğün görüntüleri ekranlara gelsin lütfen. Oynamışsın Yaren. Evet. Çok güzel oynamışsın. Onu dayısıyla nahtı vardı. Evet. Düğünümde dayım senden oynayacağım diye. Hı-hı. Dayısını çok seviyordum. Peki evet. Kayınvaliden geldi mi düğüne? Kayınvaliden Zeynep düğüne geldi mi? Diye ama az geldi. Az. Az kaldı gitti. Az geldi. Gitti bitti. Eve gitti. Eve gitti yani. Aslında evet. Şöyle biz kına günü biz onların ne olduğunu bildik ama Yaren dedi ki artık anne nikah kıyılmış, yarın düğün var, geri dönüşü yok dedi yani. Ne oldu da anladınız? Seni... Kayınvalidenin nesini gördünüz de anladınız? Kayınvalide değil, aslında ailenin hepsinin ne olduğunu gördük de. Onun için demek ki çok acele, hızlı davrandılar düğün yapmakta. Kızınızı ikna edemediniz. Yok, ben kızımı ikna edemedim tabii ki. Hı hı. Kına günü neyse her şey yapıldı, edildi, olacak. Yani onlara kalsa bir davul çaldırmayacaklar. O kadar acele olacak her şey. Ben de dedim ki benim kızımın, benim bir ahdım var. Benim kızımın kınası kapımda olacak. İstersen 3 kişi, istersen 5 kişi hiç fark etmez dedim. Tabii ki. Neyse kına olacak. Çeyrek takılır ya hani gelini. Evet, tabii ki. Bunların yani söylendi, bir söyledik de hatta kız kardeşim dedi ki hani bizim adetimizde vardır. Evet dedi, bizde de var, dünyada var yani, Türkiye'de herkes de var dediler. Aha. Neyse tam gelinin işte avucuna kına yakılacak şey, gelinin avucuna açmıyor dedi. Öncesi de hepsi alkol almışlar. Hepsi içmiş. Yani kına... Ondan sonra ben kızdım. Yani dedim bugün burada olacak bir şey mi? Yapıyorsunuz, gidin kendi yarın düğününüzden sonra ne yapıyorsanız yapın. Benim kapımda benim abilerim... ...den utandım onların o hareketlerini. Bu sefer şey, biz bir orada Uğurcan'la bir şey yaptık. Gerildiniz biraz. Gerildik. Ben çok gerildim. Hatta gittim annesine dedim ki... ...yani dedim bugün yapılacak bir şey mi? Yani bayanlı erkekli sarhoşlar, öyle diyeyim. Ve ben siz onu görünce mi problem olabileceğini sonrasında aynen düşündünüz? Aynen öyle. Çünkü anladım. Bugün kendi kınasında insanların içinde utanmadan o alkol alıp da utanmıyorsa yarın çok rahat her şeyi yapar diye düşündüm ki yani. Ki alkol sonrasında Yaren bu hale geliyor. Aynen öyle. Peki sonra yoğun bakımdan çıktıktan sonra kızınız 11 ay boyunca bitkisel hayatta mı kaldı? Ben çocuğumun ellerini ayaklarını yatağa bağlıyordum. Neden? O videolar da var, onları size daha sonra gösteririm. İzleyiciler de merak ediyorlar. Çünkü benim çocuğum çırpınıyordu. Ben iki tane kanepemi açıyordum. Birini duvara yaslayıp kırlentleri katıyordum. İki koltuğumu yan yana katıyordum. Arasında yastık. İki koltuğu açıp ben çocuğumu o şekil yatırıyordum. Neden peki çırpınıyordu? Benim çocuğum çırpınıyordu. Çok çırpınıyordu. Yani Yaren aha. Beyin hasar aldığı için Yaren işte anlatamıyorum onun... Ya şimdi bazı görüntüler vardı sevgili izleyiciler. Onlara bir tekrar bakacağız. Yani radyo televizyon üst kurulunun kuralları var. Tabii her görüntüyü hastanın her halini ekranlara getiremiyoruz. Dolayısıyla onları biz bakalım inceleyelim. Ama Yaren o sırada sürekli böyle yani 11 ay boyunca ki kendine değil konuşamıyor değil mi? Hiçbir şekilde 4 ay Yaren görmedi, konuşmadı. Yaren 4 aydan çok daha uzun süre hiç konuşmadı. Tek tek böyle anne o kelimeleri söyledi. Yemek yiyebildin mi yoksa hep uykuda mı geçti? Nasıldı o? Uyku yok ya, bize gece gündüz uyku yok. Konuşabildi mi o sırada? Hayır, hiçbir şekilde. Konuşmadı. Yani sadece çırpınıyordu. Çırpınıyordu. Ben elini ayağını bu şekil, ayaklarını koltuğun işte bir tarafına, ellerini bir tarafına böyle ayaklarına iplerim. Onları unuttum, getirecektim, gösterecektim.
Bakarız, hepsini ekranlara unuttum getiririz. Unuttum yani, evde. Peki Gönül Hanımcığım, bu hastane sürecinde, yoğun bakımda ya da eve bitkisel... Sen 11 ay bitkisel hayatta evde mi baktın? Evet, ben evde baktım. Oh bebeğim, kendim ya. Baktım. Peki hiç hem hastanede, daha sonrasında da eve kocası Uğurcan geldi mi hiç? Uğurcan yoğun bakımdayken 2-3 gün sonra, olaydan 2-3 gün sonra işte arada geliyordu. Sonra servise alındığı zaman işte geliyordu. Hatta ben olayı bilmediğim için ben bir kere dedim ki ben 15 gündür ya dedim o sıcakta. Çok sıcak bizim oralar Mersin, bilirsiniz. Mersin, evet, Mersin, Adana. Bir de hastanede var. Kliması da yok. Çok sıcak ya dedim hani biri gelsin bir yarım saat dursun. Yarenin ben günde 5-6 defa üstünü değiştiriyorum. Ay canım benim ya. Kimse yani, gelmedi mi onlardan taraf? Kimse yok. Ben Allah. Kimse yok. Kayınvalide? Hayır hayır hayır, hiçbir şekilde kayınvalidesi o bu hiç kimse gelmedi. Eve geldiler mi bitkisel hayatta, siz evdeki o teşeyi kurdunuz? Sadece biz eve getirdikten sonra bir akşam kayınvalidesi Uğurcan'la geldiler. Yaren onu gördüğü zaman elini böyle yaptı. Yaren Uğurcan'ı gördüğü zaman, kayınvalidesini gördüğü zaman Yaren kötü oluyordu. Peki siz şüphelendiniz mi o zaman kızınızı öyle gördüğünüzde? Ben şüphelenmedim. Çünkü hani inanamıyorsun ki, insanın aklından bile geçirmiyorsun. Hani cani değil diyorsun. Ama kayınvalide kaç kez geldi, bir daha söyler misin? İki sefer. İki kez geldi. İki kere seferle... yoğun bakımdan çıktı, servisi ama bitkisel hayat tehlikesi devam ediyor. Doktorların sadece bana söyledi, biz servisi alacağız. Çünkü Yaren'in sana ihtiyacı var dediler. O yönden dediler biz servisi alacağız. Artık orada kötü olur. Tam bitkisel hayata girer. Yani... Çıkar çıkmaz bilemeyiz dediler ama biz mecbur servis almak zorundayız dediler. O esnada 4-5 gün geçti, ondan sonra tek tek baktım teyzeleri geldi. O işte Zeynep geldi kocasıyla. İşte 3-5 kişi geldiler ama bir kereye mahsus geldiler. Tabii ki ben muhatap olmuyorum onlarla. Ya ama...